Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde eşkenar üçgen konusundan bahsedeceğiz. Bütün kenarları birbirine eşit olduğunda içeriden çizilen dikler veya paralellerle ilgili bağıntılar nasıl olacak onlara bakacağız beraber. İlk olarak eşkenar üçgen gördüğümüzde hani ikiz kenardaki bütün özellikler bunda da geçerlidir. Yani tabandan çizilecek dikler için veya tepeden atılan dik tabanı ikiye bölecek diyerekten. Bütün özellikler aynıdır. Ama ilk olarak eşkenar üçgen gördüğümüz sorularda 60'ları bir yazalım. Üçgenin eşitliğini unutmayalım. Tepeden dik atarsak taban ikiye bölünür. Aynı zamanda açıortaydır. Taban ikiye bölündüğü için taban kenarlarımız a bölü 2'dir. 30'un karşısı a bölü 2, 60'ın karşısı a bölü 2'nin kök 3 katıdır. Eğer soru bize yüksekliği sorarsa kenarın kök 3 bölü 2 katıdır. Zaten 30, 60, 90'dan direkt geliyor. Ama alan sorusu karşınıza çok gelir. Alan ABC dediği zaman arkadaşlar direkt yapmamız gereken a kare kök 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgende hani ikiz kenarda illa eşit kenarlara atılan dikler eşitti. Ama burada eşkenarda bütün kenarlar eşit. O zaman fark etmeyecek. Nereden dik atarsak atalım bütün hepsi birbirine eşittir. Ve bunların kesim noktasının özel adı nedir? Çevral çemberin merkezi veya iç teğet çemberin merkezidir. Veya biraz daha genelleyip ağırlık merkezi diyebiliriz. Ağırlık merkezinin tabanı olan mesafesi arkadaşlar iç teğet çemberin yarıçapıdır. Yukarı olan mesafede çevral çemberin yarıçapıdır. Aralarında da 1'e 2 oran vardır hatta ağırlık merkezinden dolayı. Şimdi ABC eşkenar üçgen içeriden herhangi bir nokta alıp kenarlara dikler atılmış. Eşit kenarlara. Bilmemiz gereken ikiz kenara benzer bir özellik yapacağız. İkiz kenarda eşit kenar seçmek zorundayım. Fakat burada hepsi eşit olduğu için fark etmeyecek. Tepeden dik atarsam yüksekliğimiz a artı b artı c olmak zorundadır. Eğer içeriden herhangi bir nokta alıp kenarlara paraleller çizilmişse de bu da arkadaşlar ikiz kenarın çok benzeri. Paralellerin toplamı bir tane kenarı vermek zorundadır. Ama soru tipi olarak genelde karşınıza şu gelebilir. Herhangi bir üçgen içeriden herhangi bir nokta alır eşkenar üçgende. Bu herhangi bir noktadan mesela buraya bir paralel çizilmiştir. Bu kenara paralel çizilmiştir. Fakat üçüncü kenara paralel değil de dik atılmıştır. O zaman yapmam gereken üçüncü kenara ben buradan kendim paralel çizip 60 dereceyi taşıyıp 30, 60, 90'dan ya bütün paralelleri bulmam gerekir bir kenara eşit olduğunu söyleyebilmem için ya da bütün dikleri bulmam gerekir diklerin toplamı yükseklik olduğunu söyleyebilmem için. Yani iki paralel bir dik varsa üçüncü paraleli çizerim. İki dik bir paralel varsa üçüncü diki çizmem gerekir. Ya hepsi dik olacak ya hepsi paralel olacak. Buna dikkat edelim. Ve eşkenar üçgenin dışındaki bir noktadan kenarlara dikler atılmış. Yapmam gereken ya P noktasından da arkadaşlar şöyle yapıp büyük üçgenin de bir eşkenar olduğunu tamamlayacağız. Veya A'dan dik atarak yükseklikle A'nın toplamı yanlara çizilenlerin toplamıdır. O zaman h artı a eşittir b artı c'dir.